Merhaba ben Hülya. Ben Barış. Ben Reyhan. TVHBR stüdyolarına hoş geldiniz değerli izleyicilerimiz. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olup kanalımıza destek verebilirsiniz. Video haberimizi beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. TVHBR sadece YouTube'da. Son dakika, Milli Eğitim Bakanlığı, 1 Mart'tan itibaren yüz yüze eğitime geçecek 12. sınıflarda eğitimin haftada en az 16, en fazla 24 saat olacağını açıkladı. Birinci dönem yapılamayan sınavlar ise, 1 Mart'tan itibaren iki haftayı geçmeyecek şekilde yüz yüze planlanacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzası ile illere gönderilen yazıda, liselerde yüz yüze eğitim ve yüz yüze sınavlarla ilgili detaylara yer verildi. Buna göre, 2020 ila 2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, 15 Şubat itibarıyla uzak sınıftan eğitimle başlayacak, 1 Mart itibarıyla da 12. sınıflarda seyreltilmiş sınıf uygulamasıyla yüz yüze eğitime geçilecek, yüz yüze eğitimle yürütülecek eğitim ve öğretim faaliyetlerine katılım isteğe bağlı olacak ve devam zorunluluğu aranmayacak, ancak yüz yüze eğitim faaliyetlerine katılmayacak öğrenciler için velileri, öğrenciyi yüz yüze eğitim için eğitim kurumuna göndermek istemediklerine dair taleplerini, bir dilekçeyle eğitim kurumu müdürlüğüne iletecek, lise son sınıflarda 1 Mart itibarıyla yüz yüze yapılacak dersler, öğrencilerin merkezi sınavlara ilişkin beklenti ve ihtiyaçları da dikkate alınarak, haftada en az 16, en fazla 24 saat olacak şekilde eğitim kurumu müdürlüklerince belirlenerek planlanacak, mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarında birinci dönem itibarıyla işletmelerde beceri eğitimine devam etmek isteyenlerle ikinci dönemde devam etmek isteyenlerin durumları değerlendirilerek, 15 Şubat pazartesi gününden itibaren söz konusu eğitime devam etmeleri sağlanacak, yüz yüze eğitim ve öğretimin devam edeceği süre ile ölçme ve değerlendirme uygulamaları sürecinde barınma ihtiyacı olan öğrenciler, talep etmeleri halinde durumlarına uygun paralı, parasız yatılı olarak ilgili mevzuat hükümlerine göre okul pansiyonlarından yararlandırılacak, sınavlar, pansiyonu bulunan eğitim kurumlarında pansiyonda yoğunluk oluşturmayacak şekilde planlanacak, mesleki ve teknik orta öğretim kurumları ile güzel sanatlar ve spor liselerinde öğrenim gören öğrencilerin barınma talepleri ise kayıtta oldukları program türü ile alan, dalının bulunduğu okulların pansiyonlarında karşılanacak, yüz yüze planlanmayan 12. sınıf dersleri ile diğer sınıfların dersleri uzaktan eğitim kapsamında yürütülecek, öğrenciler, ölçme ve değerlendirme uygulamalarında, yüz yüze ve uzaktan eğitim kapsamında işlenen derslerin tüm konularından sorumlu olacak, lise kademesinde eğitim veren tüm özel eğitim okulları ve diğer okullar bünyesindeki özel eğitim sınıflarında da 15 Şubat itibarıyla uzaktan eğitime, 1 Mart'tan itibaren ise haftada 5 gün yüz yüze eğitime geçecek, bilim ve sanat merkezleri de programları dahilinde yüz yüze eğitime geçecek, kaynaştırma, bütünleştirme yoluyla öğrenim gören öğrencilerin sınıf seviyelerine göre de Destek Eğitim Odası Eğitim faaliyetleri yüz yüze uzaktan başlayacak. Yazıda 2020 ila 2021 Eğitim Öğretim Yılı'nın birinci döneminde yüz yüze yapılamayan sınavlara ilişkin bilgilere de yer verildi. Buna göre, liselerde tüm sınıf seviyelerinde birinci döneme ilişkin yapılamayan sınavların takvimi 1 Mart'tan itibaren iki haftayı geçmeyecek şekilde Eğitim Kurumu Alan Zümre Başkanları kurulunca belirlenip planlanacak. Eğitim Kurumu Müdürlüklerince gerekli tedbirler alınarak sınavların uygulanması sağlanacak ve birinci döneme ilişkin tüm iş ve işlem 19 Mart cuma gününe kadar e okul sistemine işlenerek tamamlanacak.